değerli izleyicilerimiz, yaz dönemi boyunca yapacağımız Doğan'ın Savunucuları programının birincisiyle karşınızdayız. Çok değerli Profesör Doktor Şerife Gündüz hocamla birlikte sunacağımız bu programın ilk konu Profesör Doktor Serkan Abbasoğlu hocamız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Sağ olun. Değerli seyircilerimiz, yaz dönemi boyunca yapacağımız bu programda her hafta değişik konuklarımız olacak. Çevreyle ilgili, doğayla ilgili ve KKTC geneliyle ilgili sohbetler edeceğiz. Sorular soracağız. Canlı yayınlayacağız bu programları. Yayın esnasında sizlerden de soru alabileceğiz. Ee, inşallah e, bu programdan e, mutlu olursunuz, eğlenirsiniz. E, aynı zamanda biz sizlere güzel bilgiler de sunmaya çalışacağız. Evet hocam, buyurun söz evet, size. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, önce bir e, siz kendinizi tanıtırsanız çok mutlu olur. Sonra da sorularımızla başlayalım. Teşekkür ederim. Serkan Abbasoğlu az önce bahsettiğiniz gibi Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. E, aşağı yukarı e, 16. yılım üniversitede. E, şu şu anda idari bir iki görevim var. E, Mütevelliyeti danışmanıyım. Mühendislik Fakültesi'nin dekanlığını yapmaktayım. Aynı zamanda da bugünkü esas konumuz olan sürdürülebilirle ilgili Sürdürülebilir Enerji Araştırma Merkezi'nin e, kurucu başkanıyım. Aşağı yukarı 12 yıldır e, merkezimiz çalışıyor. 5 e, yıl önce kurduğumuz Sürdürülebilir e, Kampüs Merkezi'nin de aynı zamanda direktörlüğünü yapıyorum, müdürlüğünü yapıyorum şu anda. E, dolayısıyla işte birçok akademik ve idari görevi yürütmeye gayret ediyorum. Evet hocam, dün üniversitenizi ziyaret ettik. Çok mutlu oldum. özellikle merkezdeki üretim yani geri dönüşümle ilgili yaptığınız çalışmalar beni gerçekten çok etkiledi. Hep sürdürülebilirlik, sürdürülebilirlik diyoruz hocam. Yani bunu biraz açalım mı? Yani sürdürülebilir kampüs mesela ne demektir? Aslında sürdürülebilirlik tanımı çok genel bir tanım. Yani her farklı disipline uygulanabilecek bir tanım. Ben şöyle anlatıyorum özellikle doğa örneğinden gittiğimiz zaman. Geçmişi bozmadan geleceğe, o emaneti geleceğe teslim etmek diyorum aslında sürdürülebilirliğe çok basit olarak. Özellikle doğa açısından bunu bile başarabilsek bizim için çok önemli bir olaydır düşüncesindeyim. Sürdürülebilir kampüs aslında bizim sürdürülebilir dünyamızın, Mikro yapısı diye düşünüyoruz biz. Şu uluslararası, anda uluslararası görüntüler da. var arkada. Evet, Kampüsü üniversitemizden e, görüntüler. Evet. E, biz üniversitemizde e, 2009 yılında e, iki konuyu mükemmeliyet merkezine koyduk. Bunlardan bir tanesi enerji, diğeri de çevreydi. Enerji dolayısıyla akabinde biz enerji mühendisliği ve çevre mühendisliği bölümlerini kurduk. Çünkü biz üniversiteyiz, esas hedefimiz eğitim ve araştırma biliyorsunuz. Dolayısıyla eğitim süreçlerine başladık ama e, enerji sistemleri mühendisliği, enerji çok geniş bir an olmasına rağmen bizim belli bir e, motivasyonumuz oldu. O da yenilenebilir enerjiydi. Evet. 2009'dan beri biz yenilenebilir enerjiyi çalışıyoruz Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nde. Zaten sürdürülebilirlik adına attığımız ilk adımlar da enerji üzerine oldu. Dün de bir miktar evet. gezme şansımız oldu beraber sizlerle. E, bu arada onur duyduk e, ziyaretinizden. Onun için de teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. E, evet. evet hocam. Değerli hocam, e, tanıtımda aslında benim e, sizi tanıtmam gerekiyordu Şerife Bey hocam. E, özellikle hazırlamış da her şeyi. Ben kusura bakmayın. Rica ederim, ederim, ederim. Siz, Sizi e, kendiniz tanıttınız. E, e, şeyi çok sevdim, Sürdürülebilir e, e, Enerji Araştırma Merkezi ve Sürdürülebilir Kampüs e, olayını. Ben de e, daha önceler e, ziyaret ettim. Dün Şerife hocamla birlikte değildim ben. Ancak e, şeyi sormak istiyorum. E, kampüs, e, kampüsler, kampüslerdeki gidişat e, topluma e, yansımalı. Yani oradaki e, aslında küçük bir işte mercek altında e, küçük bir örneği. Ne kadar yansıtabiliyorsunuz hocam? Bu konu e, iyi ilerliyor mu? Hocam aslında e, söylediğiniz şey çok kıymetli. Yani bir şeyi anlattığınız değil de nasıl anla, anlaşıldığı çok önemlidir. Biz o, o kısmı şimdi daha çok daha yoğun yapmaya başladık. Az önce bahsettiğiniz işte Macit Hocamız sohbetini yaptığımız. Macit Hocamız başta olmak üzere biz bir ekibiz orada aslında çalışan takdir edersiniz ki ben ekibin sadece parçalarından birisiyim. Bu ekip içerisinde farklı görevlerimiz var. Önce hocam tabii bir ortaya bir örnek çıkartmanız lazım ve örnek üzerinden anlatmanız lazım. Çünkü biz gün, gün, sonunda akademik insanlarız ve bir temele dayalı gitmemiz lazım. Şimdi artık örneklerimiz var. Net şekilde örneklerimiz var. Şöyle yapıyoruz. Özellikle eğitimin bu alanda sürdürülebilirlik veya çevre alanda çevrenin sürdürülebilirliği en önemli konumuz. O alanda eğitimin küçük yaşta başlaması gerektiğine inanıyoruz. Dolayısıyla ilkokullarımızda, başta ilkokullarımızda, orta eğitimde ortak birçok çalışmamız var. Birçok ilkokulumuz bizim atölyelerimizi ziyaret edip orada etkinlikler yapıyorlar. Dolayısıyla hem öğretip hem de eğitmeye çalışıyoruz aslında çocuklarımızı. Bu önemli bir adım. Yani dün de konuştuk Sayın Hocam. Bunu başarabilirsek emin, eminim ki ebeveynlere bu işleri yaptırmamız çok daha kolay olur. Aksi takdirde yani insanların alışkanlıklarını değiştirmek belli bir yaştan sonra çok çok zor. Dolayısıyla ilk adım bu hocam. Onun dışında devamlı olarak etkinlikler yapıyoruz. Yani kamuya açık etkinlikler yapıyoruz. Çünkü e, az önce dedik eğitim ve araştırma üniversitemizin esas amaçlarından birisi ama e, kamuya hizmette diğer bir amacı üniversitelerin. Aslında kamu kuruluşu üniversiteler ister özel olsun, ister vakıf olsun, ister devlet olsun Aynen. hepsinin aslında bir görevi de bu. E, dolayısıyla bu noktada bunu yerine getirmeye çalışıyoruz. Devamlı ziyaretçilerimiz oluyor. İşte güneş panellerimizi geziyorlar, teknik odalar geliyor, mühendislik odalarımız geliyorlar. Devamlı bir işbirliği halindeyiz. Onları anlatıyoruz. Onlar gidip birilerine anlatsın diye anlatıyoruz işin aslı. Dediğim gibi çocuklarımız geliyorlar. Devamlı böyle bir sirkülasyon var kampüsümüzde. Olabildiğince yaptıklarımızı anlatmaya, onlardan fikirler alarak yeni şeyler üretmeye gayret ediyoruz. Çok teşekkürler hocam. Şeyi sorayım. Ee ben... Dayı'da daha çok Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde çevre konularında çalışıyorum. Sizin alanınız makine mühendisliği, sürülebilir sürdürülebilir enerji. Tabii çevreyle alakaları var ama hiç şey çalışmıyorum. Bizim üniversiteyle Dayı'yla işbirliğiniz var mı? Ya hocam şöyle bir işbirliğimiz. Tabii ki işbirliğimiz var. Çünkü hepimiz, herkes dostumuz, arkadaşımız bir kere. Ciddi bir iletişim var. aslında birçok üniversiteden farklı katkılar da alıyoruz. dün sohbet ederken yine Şerife Hocam aktardık. Biz aslında 2018 yılında hocam. Bir de atölye çalışması düzenledik burada. Ee, ama o bilinci daha tam oturtamadık. Yani tüm üniversitelerin aslında bir arada hareket etmesi örnek hı hı. teşkil etmemiz çok önemli bu konuda. Ve her üniversitemizde güzel örnekler var aslında. Biz Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nde ne yaptık? Bunlar bir merkezde topladık ve öğrenci projeleri şeklinde de yaydık kampüsümüz içerisine. Başardık mı? Daha alacağımız çok yol var. Şimdi az sonra Green Matrix'ten bahsederiz. Yani dışarıdan bir göz tarafından da e, denetleniyoruz her yıl. İyi gidiyoruz ama daha yapacak çok çok işimiz var. Dün işte hocamlarla da konuştuk. Onlar da çok kıymetli fikirler verdiler. Ya yani dolayısıyla hocam işbirliği birliği yapmaya her zaman açığız. Biz de öğrenmeye açığız. Ee, elimizdeki veriyi, bilgiyi, deneyimi paylaşmaya da açığız. Evet. Yani dün hocamızla da konuştuk. Başka üniversitelerimiz de olabilir. Doğu Akdeniz tabii ki çok kıymetli. Yani Lokomotiflerinden bir aradaki Dolayısıyla e, her zaman hocam harika olur. Harika olur. Ben Teşekkür hemen. Olur, evet, Değil mi? Değil mi evet, hocam? Kesinlikle. Şey... Şerife Hocam şeyle de belediyelerle de işbirliği evet. içerisinde diğer kamu evet. kurumlarıyla da onları da entegre edebilerek edilebilirsin. Bütünlükle olması gerekiyor zaten çevre çalışmalarının. Yani sadece üniversite kampüsünün içinde kalmaması lazım. Hocamla da dün konuştuk, rektör hocamla da konuştuk. Yani özellikle eğitime girmek gerekiyor. Yani milli eğitimde olan ilkokul, ortaokul, lise hatta okul öncesi birlikte çalışmalar yapmak lazım. Çocuklarımızı eğitmek lazım. Ee, neden? Çünkü biz çok başarılı olduğumuzu düşünmüyorum bu konuda. Yani hep o eleştiriyi yaparım. Zaten 5 Haziran Dünya Çevre Günü'ydü biliyorsunuz. Orada da aynı eleştiriyi yaptım. Yani biz başarılı olsaydık dünya bu halde olmayacaktı. Sürdürülebilirlik kavramı kaç yılından beridir hocam e, gündemde geldi. 72'den sonra zaten e, sanayi devrimiyle ortaya çıkan çevre kirliliğinden dolayı 72'den sonra da sürekli toplantılar yaptılar artık. Çünkü çevre halk sağlığını etkilemeye başlamıştı. E, ne kadar başarılı olabildik diye düşünüyorum. Yani hala daha düşünün iklim krizi gibi bir bela var başımızda. Biraz sonra size onunla ilgili de soru soracağım. Yani iklim krizi dururken bir tarafta doğal kaynakların sürdürülebilirliği yok dünyada, ülkemizde de öyle. Yani aslında insan biraz bencil davranıyor. Doğanın sahibi gibi davranıyor ama insan doğanın sahibi değil aslında doğada hep beraber yaşıyoruz. Doğanın üstünlüğünü kabullenmemiz gerektiğine inanıyorum ben. Ama dediğin gibi gençlerde umut var. Ee, araştırma yaparken rastladım. farkındalık aslında aileden ve eğitimle birlikte geliyor. Ama değişebilirmiş hocam. O için gençlerde bir umut var. İnşallah kendilerini dönüştürecekler, değiştirecekler. Bilim ışığında da doğru yolu bulacağız, onlar bizi düzeltecekler, dünyayı da öyle. Yani 1.2-1.5'da sabitlemek, iklim krizi, sıcaklığın sabitlenmesi çok önemli. Onu da ancak bence gençler yapacak. Siz ne düşünüyorsunuz hocam? İklim krizi çok bir büyük problem. Şimdi hocam ben aslında biraz suçlu tarafı temsil derim. sanırım. Evet. Az önce hocam da bahsetti, ben makine mühendisiyim. Ee, biliyorsunuz, işte 1952 yılında e, meşhur Londra'daki sis yeah. e, ve 10 küsür bin kişinin ölümünden sonra kömür aslında hayatımızdan e, tamamen değilse bile ciddi manada çıktı ve yerini petrol almaya başladı. Daha temiz bir yakıttır diye. Bu da 70 küsurlara kadar sürdü. Petrol kriziyle beraber bu kez alternatife gidildi. İşte hayatımıza bu kez nükleer enerji ve doğal gaz girdi. E, bizim makine mühendislerinin de içinde olduğu esas üretici kesimin yaptığı işler bunlar. Biliyorsunuz ilk elektrikli araba 1850'lerde hayatımıza girdi ama pahalı ve kullanımı daha zor, daha yavaş olduğu için kısa sürede Şimdi petrol siz, araçların... O yeni, kadar eski tabii, mi? Tabii tabii hocam. Ben hiç bilmiyorum Şimdi sizden ya öğrendim. Evet. Şimdi tekrar oralara dönüyoruz. Evet. Şimdi hocamın söylediği çok kıymetli. Ben de şeye çok katılıyorum. Yani bizim... E, Doğayla belki doğanın üstünlüğünü kabul etmek de Bu arada şampiyon milletlerimizi tekrardan analım. Yeri evet, gelmişken izninizle. Evet, evet. Ee, yani ailelerimize de başsağlığı dileyelim. Çok büyük bir acı yaşadık. Yaşıyoruz hala kabullenen çok zor bir süreç yaşanıyor. Doğayla birlikte yaşamayı öğrenmemiz lazım aslında. Hatırlamamız lazım daha doğrusu evet, hocam. Evet. Ee, unuttuk biz onları. O bizi hatırlatıyor. Doğa bizi hatırlatıyor bunun zaman zaman. Hı. Ama bazı şeyler için geri dönüş zor olmaya başladı artık. Öyle, öyle bir sıkıntımız var, i̇şte ondan dolayı sürdürülebilirliği konuşmaya başladık. Evet. Sizler daha iyi bilirsiniz, e, yanlış söylemem ama Paris anlaşmasına kadar zaten e, bizim ürettiğimiz yani antropojenik dediğimiz insanların ürettiği emisyonların e, işte iklim krizin sebebi olmadığı noktasında bir direnç vardı. Aynen öyle. 2015'ten sonra bu direnç kırıldı ve kabullenildi artık. Yani bunun da başta sorumlusu aslında ne yazık ki fosil yakınlar. Tabii. Yani dolayısıyla hocam biz aslında doğadan aldığımız bir değeri aslında kirlilik şeklinde doğaya geri vermeye başladık. Ve bu öyle bir noktaya geldi ki hocam şimdi bir buçuk derecede tutabilir miyiz bile tartışılan bir nokta. Evet. Artık yani, tutamayacağı düşünülüyor. Ve bu da şunu da biliyorsunuz yani e, buzul çağın başlangıcı 3 derecelik bir sıcaklık farkından olduğu söyleniyor. Yani ortalama dünyanın yer küresinin sıcaklık farkının 3 derece düşmesiyle beraber. Yani 1,5 dereceyi ben derslerde de anlatıyorum öyle. Bakıyor çocuklar ya dün gece işte 20 ne dereceydi olacak? şimdi 30 evet. oldu. 10 derece fark var. Ne olacak? 1,5 dereceden diyorlar. Öyle değil bu iş. Ortalama sıcaklık çok ciddi bir değer değişiminde. İşte biliyorsunuz yani buzulların %35 kadar bir erimesi söz konusu. Ölçülebiliyor artık. Deniz seviyesinin 25 santim yükseldiğini ölçebiliyoruz artık ortalamada. Yani büyük bir sıkıntı var. Yani zaten iklimle ilgili yaşıyoruz. İşte bu dönem yine yaşadık. Yani kış döneminde yağmur yağmazken özellikle Nisan ayı ve Mayıs ayının başı ciddi yağmurlu geçti ve sel şeklinde evet. yağmur evet. geçti. İklim krizi hocam kapıda değil artık içeride. Ve bunu biz e tabii şunu da söylüyoruz hep. Yani Kıbrıs bu işin e, ne kadar sorumlusu veya çözümü olabilir? Bu bakış açısı yanlış bir bakış açısı. Mesela Rum kesiminin de bir yaklaşımı var biliyorsunuz. Onlar da diyorlar ki işte biz Avrupa Birliği ülkesiyiz. Biz şey yapmamız lazım. İşte emisyonları düşürmemiz lazım. İyi de siz emisyonları düşünün. Düş, i̇stediğiniz kadar düşürün. Emisyonun sınırı yok. Evet. Yani kuzey taraftaki emisyon kuzeyde kalmıyor. Hepimizin bu dünya. Dolayısıyla onların da bu bilinçli olması lazım. Beraber hareket etme bilincinde. Bu Green Matrix sürecini anlatacağım size daha sonra. Oradaki enteresan bir anekdotu. Hep beraber buna bir çözüm Bulma, daha doğrusu bir programımız olma zamanı geldi ve geçiyor bile. Yani bizim Kıbrıs olarak, işte teknolojikteki filtrelerden tutun, Yani atacağımız her adımı iyi düşünüp yapmamız lazım. Dün Gönülyeli Belediye Başkanımızın ifade ettiği işte kimyasalla e, sivrisinek savaşı gibi. Yani artık her şeyin bir sonrasını, bir öncesini düşünmek gerekiyor. Yaptık bugünü kurtardık, ha, iyiyiz olmuyor. Ya dün verdiği rakam var Hüseyin Bey'in bizlere. Yani çok evet. acı bir rakam. Evet yani... ilaçlama yapan e, arkadaşlarımızdan işte dördü mesela kanserden öldü. Biri şu anda kanser yani kimyasal ilaç atmak yani atarken kolay gelir insana da ondan sonra onun vücuda verdiği zarar yani ölüme kadar giriyor. Kanserin zaten temel nedeni çevre kirliliği. Aynen, aynen hocam bir de şey bireysel örnekler önümüze çıktığı zaman işte vahameti görüyoruz aslında. Yani ekolojinin de temelinde olan yani popülasyonlar üzerindeki etkisi araştırılsa araştırılmıyor. Yani Kıbrıs'ta hocam sizler de çok iyi biliyorsunuz, Şerife hocam da zaten yıllardır bunu çalışıyoruz. Veri tutmuyoruz. Yani veri tutma konusunda zayıfız. Yani İngiltere işte hep İngiltere örneğini veririm. Çünkü çok iyiler bu konuda. 400 yıldır her şeyin verisini tutuyor bu insanlar. Bilimde öyle gelişiyor. Maalesef KKTC'de ne sağlık konusunda ne kullanılan kimyasallar ne enerji bütçesi ne su bütçesi hiçbir şeyin verisine ulaşamıyorsunuz hocam. Ee, bu büyük bir e, planlama krizine dönüyor daha sonra. dediğiniz doğru hocam yani işte bir rakam dün ben sizinle birlikte olamadığım için şey 4 kişi ama genele baktığınızda bakalım etki ne kadar, ne kadar ha, büyük. Onu da bilemiyoruz. E, hocam şeyi e, 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 küresel ısınma konusunda işte tutamadığımız bir sınır var. E, i̇ki şey e, bir döviz, e, bir de bu <laughs> sıcaklığın artışı. Bu, bu ikisi kontrolsüz. E, i̇kisi de ısıtıyor hocam. Orta. İkisi de çok kötü ısıtıyor. <laughs> e, ama hocam doğrudan alakalılar. Yani ekonomi eşittir, enerji eşittir ya da işte şey link veriyor, e, çevre. Şeye gelmek istiyorum Kıbrıs'ın yani Kakatecn'in e, enerji e, yönetimi nasıl nasıl değerlendiriyorsun? Tabii çok kapsamlı bir şey siyasi yönleri var vesaire evet. falan ama böyle ne yapmamız lazım? E, bilimsel uzman, bir bakış açısı getirebilir Kesinlikle hocam uzmandan da. ve bilimsel evet. bakış açısı çünkü hepimiz işte ben kendi evime yaptım mesela güneş panellerim var ki e, enerjimi e, temiz enerji üretmeye çalışıyorum vesaire falan ama. O konsepti değerlendirebilir misiniz? bir Ne olmalı? Şimdi hocam herhalde bu konuda aslında süreçleri 2008 yılından itibaren en azından birebir takip eden sayılı kişiden biriyimdir adada. Yani neredeyse bütün bakanlarımızla birebir çalışma şansım oldu. Ee, sağ olsunlar on, onlar da e, yani o tevazuyu gösterdiler. E, fikirlerimizi dinlediler en azından. E, yani bir plan sorunumuz var. Orada da benzer bir sorun var. Yani Kısa vadeli planımız bile yok enerjiyle ilgili. Çok güzel adımlar atıldı ama hep e, çok sevdiğim bir kelime değildir ama kullanacağım. palyatif adımlar atıldı. Yani anlık böyle çözümler, nasıl derler işte terzinin yamalaması gü gibi. Günü kurtar. Günü kurtarmadık, adımlar atıldı. Ki şanslısınız siz güneş paneli evinize kurabildiyseniz. E, yani Hocam çok haklısınız artık izin vermiyorlar Çok mı? üzücü işte yönetememenin en kolay göstergesidir bu yasaklamak. Yani baktığınız gibi şey yönetilemiyor, yasaklayalım yöntemi. Yani işte biz şey hep esprisini yaparız. öğrenci olmazsa okulları çok kolay yönetiriz dedi mesela. Yani e, hocam yani bu böyle bir durum olamaz, kabul edilebilir değil. Enerjiyle ilgili hocam yapılacaklar çok belli. Bizim enerjiyle ilgili bir üst akla ihtiyacımız var. Yani bunun is ismine bir kurul deyin, bir daire deyin, bir yapı deyin, bir ofis deyin neyse. Sadece enerjiye konsantre olacak bir yapıya ihtiyaç var bu adada. 2008 yılından beri e, benim hatırladığım 2 ve 3 bakanlık altında değişti şey enerji. Doğal kaynaklara gitti, ekonomiye gitti. Arada başbakanlığa işte şimdi kısmen gitti. Yani böyle değişik bir yapısı var. Otur, bir oturmuş üst yapımız bile yok bizim. Personel hiç yok. Yetişmiş elemanımız bürokrat olarak yok. Çok acı bir şeydir. Yani biz 2017 yılında Ortak Enerji Çalışma Grubu olarak Ankara'ya gittik. İçerisinde Enterconnect'e bağlantının da olduğu süreçleri görüşmeye gittik aslında. Karşımızda 10 tane pırlanta gibi e, hepsi doktoralı bürokrat oturuyordu. Biz ise iki akademisyen, Kıptekin e, müdürü, 3 e, üç akademisyen üzerinde Kıptekin müdürü, bir de müsteşardık. Ya. Yani devleti temsilen bir Kıptek müdürü vardı ki aslında o bakanlığın bünyesindeki elemanlardan birisi değildi kendisi de. Dolayısıyla ciddi bir e, üst akıla ihtiyacımız var. Bizim enerji tüketimini ve üretimini hocam planlamamız lazım. Biz tüketimi hiç düşünmedik bugüne kadar. Biz 2008-2010 yılları arası Enerji Verimli Ajansı kuruldu. Sunat Bey'in döneminde hı hı. Ekonomi hı hı. Bakanlığı'nda. Biz burada ciddi çalışmalar yaptık. E, ve yasayı hazırladık hocam. 2010 yılında bizim yasamız muktesebata uygun şekilde hazırdı Avrupa Birliği muktesebatına. Bugün 2013, e, 13 yıl sonra 2023 hala yasa yürürlükte değil. Hı hı. Oysa, yasa hazır ama değil mi hocam? Hocam yasa hazır. O yasa alındı. Tekrar üzerinden geçildi. 2018 ve 2019'da Özdil Bey'le, Hasan Taçoy'la ikisiyle de çalıştık. Tekrardan üzerinden geçildi. Şimdi Olgun Bey'in de gündeminde. Hala hayata geçirilmedi. Öncelik değil çünkü. Ne yazık ki öncelik değil. Daha sonra yenilenebilir enerji yasası geldi. O çok güzel bir adım. Onu da yani kabul ediyorum ben. En büyük destekçisiyim. Savaşçılarından biriydim ben evet. de sürecin. İlk yek kurulunda 6 yıl görev yaptık. Bütün bu prosedürlerin, forumların sürecin hazırlanmasına... Elimden geldiği kadar diğer arkadaşlarımla birlikte katkı koydum ben de. Önemli bir adım atıldı ama orada da sürecin buraya gideceği belliydi. Yani o tıkanmanın, izin vermemenin olacağı belliydi. Bunu Kıptet'le de görüştük, onlara da anlattık. Çünkü hocam biz ilk değiliz. Hatta bu işi geç yapanlardanız. Dolayısıyla örnekler var önümüzde. Yaşayanlar var sıkıntıları. Biz de onlarla konuşuyorduk zaten. Yani uygulamada yaşanacak sıkıntı görülüyordu. Ne yazık ki o noktaya gelindi. Kıptek'te bir ofis kurun diye ısrarcı olduk enerji, yenilenebilir hmm. enerji ofisi diye. Bir veya iki personel sürekli bu işi yapsınlar. Kontrolü, düzenlemesi, önerileri yapılamadı. Bakanlık tarafı güçlendirilemedi. Yani bu kısımlar ne yazık ki farklı e, siyasi ortamlar olursa da bakanlıklarda, yani partiler değişse de ne yazık ki bu adım atılamadı. İvede atmamız lazım hocam. Çok basit yapacağımız hmm. şu, bizim sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla hareket etmemiz lazım. Bir, çok net güneş enerjisi. Hiç kaçınılmaz hocam. İki, Güngör'deki çöpü bir an önce çöpten katı atık endeklatesine çevirmemiz lazım. Oradan enerji konusuna bir miktar katkı gelecektir bize. Üç, konekte konusunu elimizden geldiği kadar force etmemiz lazım. Yani e, ben iki gün önce Bloomberg'de bir haber okudum. Yani şu anda e, İngiltere ile, e, affedersiniz Romanya ile Gürcistan arasında 1100 kilometrelik bağlantı yapılıyor. Evet. Yani doğru değil e, yani hocam. Ve başlık şu: Ucuz ve yeşil enerji diyor Interconnect için. Tabii çünkü... hedef evet. hedef bu hocam. Evet. Ha, bunun fizibilitesi tartışılır ama biz bunu tartışmadan öteye götüremedik. Ciddi muhalefetler var. Masaya gelip oturulamıyor, konuşulamıyor, adam atılamıyor. Dolayısıyla enerji planlaması hocam, bir üst akıl ve enerji planlaması ivedi olmalı. Hocam burada e... Ben de hep sürekli aynı soruyu sorarım. Enterkonnekte sistem nedir hocam? Yani neden gereklidir? Yani bizim ülkemiz için böyle bir sistemin gerekliliği nereden doğdu? Yani bilmeyen seyircilerimiz vardır. Onlara bir açıklayabilirsek? Şimdi hocam Avrupa Birliği'nin 2020 hedefleri konduğu zaman yüzde onda enerji paylaşımı yapılacak, elektrik enerjisi paylaşımı yapılacak diye bir e, ibare var. O atlanır genelde. 20-20-20 derler Avrupa Birliği'nin 2020 hedeflerine. İşte Hı -hı. %20 enerji tasarrufu, %20 yenilenebilir enerji, %20 de emisyonların azaltılması. 1990 seviyelerine göre. Yani. Bu hedefler hep bilinir ve konuşulur bizim camiamızda, enerji ve çevre camialarında ama e, bu %10 kısım atlanır. İşte 2030 hedeflerini koyduğu zaman Avrupa Birliği bunu %15'e çıkardı. Neden önemli hocam? Şundan önemli. Mesela Danimarka e, bazen enerjisinin Yüzde yüzünden fazla enerji üretiyor. Hı hı. Hı hı. Rüzgar gücü çok fazla. Norveç'te benzer bir durum oluyor. İngiltere'nin bu bağlantıları mesela İngiltere'nin şu anda e, çevre ülkeler deniz deniz hatlarından ciddi bağlantılar var, planlananlar var ve yapılanlar var. İşte Kızıl üzerinden Fransa'ya bağlantı var falan falan birçok bağlantı var. E, şimdi baktığınız zaman hedef şu, enerjinin fazla olduğu zamanlarda hocam üretim fazlanız oluyor. Ama diğer tarafta komşunuz çok basit şekilde e, atıyorum doğalgaz yakarak enerji üretiyor. Siz de rüzgardan fazla enerjiniz var. Aktarıyorsunuz hocam. Sizin enerjinizi o üretimin maliyeti 1 lira diyelim. Siz 50 kuruşa o enerjiyi satıyorsunuz. Sizin fazla enerjiniz değerlenmiş oluyor, para kazanıyorsunuz. Diğer tarafa da ucuz enerji vermiş oluyorsunuz. Bir bu. İkincisi bizim gibi bir ada ülkesi için hocam stabilite çok önemli. Yani enerji güvenliği, arz güvenliği çok önemli. Bizim çok büyük sorunlarımız var biliyorsunuz. Trafo'ya yakın olan evlerde voltaj yükseliyor. Hı hı. işte cihazlar yanıyor falan filan. Uzak olan evlerde voltaj çok düşük. İşte bazen ışıklarımız sararıyor falan yan. Yani çok farklı sorunlar yaşıyoruz. Bunu önlemek için enerji kalitesinin belli bir seviyede olması lazım hocam. Bu da büyük bir kaynağınız olmasını gerektiriyor. Ha bizim yapısal sorunlarımız da var. Yani bu tabii çok detay ama üst yapıda ikinci avantajı interkonnektenin size hocam güçlü bir bağ sağlıyor. Ya yani Türkiye veya İsrail'e gelecek. gelecek bir bağlantının adaya bağlanması bize inanılmaz bir güç katacak. Enerji kalitemiz açısından da. Ha, bir de avantaj bizim enerji kaynağına ihtiyacımız var şu anda. Bizim hocam tek bir kaynağımız var. Yani fuyuyuz. Yani. Evet. Yani güneşte şu anda %8, %7 bakmayın siz yani çok yoğun anlık üretimimiz var ama güneş çok verimli bir üretim değil. Neden? Çünkü sadece 8 saat ortalama adamızda güneşimiz var yıllık baktığımızda. Yani bir santral 100 ise onun 3'te 1'i, 30'unu üretebiliyor aynı kapasitede bir güneş enerjisi. Çünkü 3'te 1 kadar sürede üretebiliyor en fazla. Dolayısıyla hocam enterkonekte çok önemli. Arz güvenliği açısından önemli. Enerji maliyetlerini eğer düzgün planlanırsa enerji maliyetlerini düşürmek açısından önemli. Tabii burada ilk yatırımı finansmanı hepsi önemli. Yani ucuz olacak diye bir şey ben söylemeyeceğim ama doğru planlanırsa o da opsiyonlarımızdan biri. Her şeyden öte ama bizim kaynak ihtiyacımız var. Kaynağımız yok. Şu anda yatırım ne yapacağız? Bir tane daha full oil santral mı yapalım? Zaten az önce hocam bir şeyden bahsetti. Çatalköy bölgesinde elimizde bir veri var aslında. Resmi değil hocam. Ama adanın ortalamasının yüzde otuz üzerinde. Aslında. Evet. Ah. Yani bu çok çok üzücü bir rakam. O bende de var evet hocam. Gerçekten evet. çok kötü bir şey. Ve de e, kimden geldi veri? Güneydeki meslektaşlardan geldi. Yok bunu övünerek söyleyelim. O zaman oradan değil hocam. Mustafa Cem Göz hocamızla Ertan Akın hocamızın evet. bir çalışması var. Ee, onların paylaştığı o öyle bu. miydi? Evet. Tamam. Ee, Eminim o taraftan yani. da var. Ee, o, yani. o da üzücü evet. kısmı için. Bilimsel e, yani değil hocam, mi hocam? Bilimsel değil yani, yani mı bu? Evet. Ee, emin değilim ama bir araştırma sonucu oluşan veri. Yani toprak analizleri yapıldı bölgede. İşte şey kişilerle. Emin değilim sağlık Bakanlığı tabanlı mıdır veriler? Ama yani bunun tam detayını size aktarabilirim. Evet. Tamam hocam. Çünkü bunu sundular bize. Ama, bu ama çok önemli bu hocam bunlar ya. Yani. Ama yani. hocam işte sorun ne? Bu verilerin resmi arşivlerde olması lazım. Hocamızın Tabii dediği mi? gibi. Tabii. Çünkü aksi takdirde her zaman yani bir şekilde manipülasyona açık oluyor veri. Evet. Evet. Veri de güvenilir olmayınca üzerinde çalışma yapamıyorsunuz. Planlama yapamıyorsunuz. Aynen öyle. Kesinlikle. Aynen öyle. Hocam e, tekrar eee Yani Şerife Hocamın dediği gibi e, seyircilerimiz bağlı çok hakim olmayabilirler. O yüzden vurgulamak istiyorum. Enterconnect'e kesinlikle adada geliştirilecek olan enerji santralinin, güneş santralinin gelişmesine köstek değil. üstünlük destek. Değil mi? Yanlışım varsa. Yok yani, hocam. Siz, tabii ki. Değil mi? Yani çünkü insanlar şeyi diye düşünüyor halkımız. Enterconnect'e geldiğinde iyice güneşi yani yenilebilir enerjiyi iyice durduracaklar. Halbuki tam tersi enterkonekte ile beslediğinizde bu tarafın da önünü açabiliyorsunuz diye biliyorum. Ama teknik olarak siz şey Şimdi yapın. Hocam teknik olarak dediğiniz yüz doğru. Ama bu işin siyasi ve karar verici açısından durumu da önemli. Yani burada yaklaşım ne olacak? Şu da bir yaklaşım olabilir. Biz size atıyorum X yerden bir bağlantı yapıyoruz. Bu bağlantıda sağlayacağımız enerjinin maliyeti de güneş enerjisinin maliyetinin altında olacak deyip ya da size güneş enerjisi kurulumunu yasaklıyoruz demek de mümkündür şu anda yapıldığı gibi. Hı hı. Yani yeni açıldığı gibi görünüyor şu anda ama yani bu o işin siyasi kısmı hı hı. teknik olarak az önce Danimarka örneğini verdik. Yani Danimarka örneği çok basit bir örnektir. Yani fazla enerjinin yüzün üzerinde üretim kimse yapmaz hocam. Bunun bir mantığı yoktur zaten. Türkiye'de şu anda aşağı yukarı 100 gigawatt dediğimiz bir kurulumu var Türkiye'nin. Tüketimi 50 gigawatt civarında. Dışarıya satıyor Türkiye. <laughs> 6 veya 7 noktada telekonekte bağlantısı var. Niye yapıyor bunları? Dünya niye yapıyor bunları? Bunu iyi anlamak lazım. Amaç bu hocam. Yani bir arz güvenliği, iki maliyeti olabildiğince düşürmek. Evet. Çok i̇şte. önemli. Yani özellikle ha. yani bir iklim krizi yaşıyoruz. Adaptasyon planlarımız içerisinde bunun olması lazım zaten hocam. Yani Küçük bir katkı yapar evet, hocam. hocam. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Siz bir tesis yapıyorsunuz Kuzey Kıbrıs için. Nedir nüfusumuz? 300 bin. Atıyorum Rusya bir tesis yapıyor. 2 milyon kişi için. İlk yatırım maliyetinden tutun da yakıt maliyeti ve yakıt seçimine kadar her şey çok daha kolaydır büyük kapasitelerde. Temin <laughs> de çok daha kolaydır. Dolayısıyla üretim maliyeti de çok daha düşüktür hocam. Yani oradaki üretim Türkiye demek istemiyorum. işaret ediyorsun dememeleri için bana. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü burada bu işin yapılmasının tabii akıl mantık onu emrediyor aslında. Yani bırakın bilimi, düz mantık. Yani ada en yakın ada, en yakın kara neresiyse oradan Doğru bir şey. bağlantı evet. yapılacak. Yani o aklın yolu bir. Ama biz bilim insanlarıyız. ille de bir yer göstermemize de gerek yok. Yani bir kara bağlantısından böyle bir destek alınması maliyetiyle düşünme opsiyonu çok daha yüksek bir hareket olur. Evet. Hocam rüzgar bir alternatif mi bizde? Şimdi hocam rüzgar bir alternatif tabii ki ee, yalnız şöyle bir veri var elimizde yine Rum kesiminden ne yazık ki onların iki tane kurulumu var büyük kurulumu var BAF'taki kurulumu ben de ziyaret etmiştim yani belki de 10 yıl kadar önce akabinde BAF'ın kurucu mühendisi bizim yenilenebilir enerji kurulumuzu ziyaret etti Hı -hı. orada da konuşma şansımız oldu biz gittiğimizde rakam söyleyeceğim ee, Norveç'teki hocam ortalama değer şu anda %40 civarıdır yani. Yüz birimlik enerji, rüzgar enerjisi varsa kırkını bunlar kullanılabilir hale getiriyorlar. Ee, ortalama Avrupa ortalaması yüzde otuz civarlarındadır. <laughs> Rumların da, hocam ziyaret ettiğimizde biz yüzde on civarlarında bir gücü vardı. Çevirme gücü vardı. İyi değil yani verimli evet. değil. Ee, ikinci, bizi ziyarete geldiği zaman bu rakamın yüzde on düştüğünü söyledi Rum. Ben de dayanamadım kendisine şu soruyu sordum. Ya dedim akıl var mantık var. Yani siz ölçüm yapmadan kurmadınız. Neden kurdunuz? Biz dedi kendimiz parasını ödemedik ki. Avrupa Birliği finansmanıyla yapılan bir projeydi. Bu niye hayır diyelim dedi adam da. Ee, yani hocam alternatif mi alternatif? Daha sonra burada çalışmalar yapıldı, ölçümler yapıldı adamızın kuzeyinde. Özellikle Gormacit burunda, Karpaz'da, Beş Parmağın belli bölgelerinde rüzgar hızı istenilen seviyeleri, o devreye girme seviyelerinin üzerine çıkıyor. Ancak e, lojistik sorunlar olan yerler çok fazla. Beşparmak Dağı'nda yani kurulum yapmak çok zor. Bunlar çok büyük üniteler. Yani her bir ünitenin yaklaşık 100 metre bir yüksekliği oluyor. Her bir kanatçık 50 metre civarlarında. 3 i̇şte kanatçıkta oluşuyor genelde rüzgar türbinleri. E, dolayısıyla kurulumu çok kolay taşıması çok kolay işler değil. Lojistik sorunlar var. E, Gormacit ve Karpaz tarafında da tüketimimiz çok düşük bizim. Yani oradan hat, altyapı e, maliyeti çok yüksek gibi görünüyor. Hocam alternatif ee, ama ölçün şimdi güneş enerjisinde hocam biz ölçüm yapmayız. Yani elimizde ölçüm verileri vardır ama yaklaşık olarak öyle bir derecelik, bire bir derecelik yani aşağı yukarı işte bir kilometre bir kilometre mesafede neredeyse veri hiç değişmez güneşte. Stabildir. Rüzgar öyle değil. Rüzgar hocam en büyük dezavantajı zaten sürdürülebilirdir ama süreklilik sorunu vardır. Dolayısıyla Rüzgar iyi çalışılması gereken, uzun dönem ölçülmesi gereken bir değer. Bu konuda da adımlar attık. Yek kurulundayken bir planlama yaptık. Belli lokasyonlara işte ölçüm anamostatlar yerleştirilmesi üzerine çalıştık ama ne yazık ki işte az önce bahsettiğimiz o yapıda bir süreklilik olmaması işte biz oradan çıktıktan sonra devam etmedi o süreç ne yazık ki. Yapmamız lazım hocam. Varsa da kullanmak lazım. Kesinlikle evet yani enerji zaten bu işin çözümü hocam yani iklim krizinde en büyük bacaklardan biri enerji zaten yani enerjiyi çözersek yani düşmese bile bir nokta bir buçukta sabit tutulmasa bile biz kendimiz hazırlanırız en azından enerji evet. olan yerde güç vardır. Yani enerjidir her şeyin başından gelen maalesef öyle yani adım atamayız enerjisiz Kesinlikle öyle hocam şeyi ama hocam anladığım kadarıyla yanlış anlamadıysam bahsettiğiniz kurul yani sizin de içinde olduğunuz şu anda aktif değil yani böyle bir kurul yok yok hocam aktif kurul Üyeler değişti ekip değişti bildiğim kadarıyla aktif yani, e, yani bir kurul var en azından bakanlığın altında yenilenebilir enerji kurulu kurul var mı var ama şu anda yani benim fazla bir bilgim yok yapılan çalışmalarla ilgili. Hocam bu da önemli. Yani siyasi şeyi vesaire anlayışı gösterebiliyorum ama e, bilim insanlarından ve teknik insanlardan oluşan kurulların e, devamlılık arz etmesi e, gerekir diye düşünüyorum. Yani... Hocam o kurul çok güzel bir kuruldu biz çalıştığımız hmm. dönemde. Şöyle bir yapılanması vardı. Yani e, müsteşarın başkanlık ettiği bir kuruldu ancak e, iki tane oda temsilcisi vardı. Yani e, mühendisler birliğinin iki, temsilci, iki tane yodak temsilcisi vardı. E, yanılmıyorsam iki tane bürokrat vardı. Hı hı. E, dolayısıyla aslında toplumun temsil edildiği bir nokta vardı orada. Bilim insanlarının ve teknik insanların hayır dediği bir konuda evet kararı çıkması mümkün değildi. Evet dolayısıyla yani hep oy birliğiyle veya işte e, değil bilimsel çerçevede e, hareket etmenin mümkün olduğu bir ortam vardı orada. Ki yeri geldi biz e, bakanımızın e, verdiği görüşlere de ters görüşler verdik ve tabii sağ sonlara dinlediler. Yani gerekçelerimizi anlamaya çalıştılar. Çünkü biliyorsunuz siyasi erkin karar noktasında farklı dinamikler de var. Enerji hocam benim şöyle bir tecrübem var. Enerji Günü yapmaya karar verdik 2014'te. Ben de işte ikinci ve 3. yılındaydım bölüm başkanımın dedik ki bir enerji günü yapalım ve geleneksel hale gelsin. Her yıl yapalım bölümümüzde artık oturmaya başladı. İlk mezunlarımızı verdik falan. Açılış konuşması hocam her şey dedim. Bugün dedim biz teknik konuşacağız. Bir de şey yaptım hocam. Bir konvansiyonelleri çağırdım. İşte petrolcüleri, doğalgazcıları, bir de yenilenebilir enerjileri çağırdım. O zaman yenilenebilir enerjide böyle can canlı çok güvenilmeyen kaynaklar var. Bir ortam var, bir kapışma ortamı yaratacağız yani. Niyet o ki güzel şeyler çıksın bilimsel olarak. Ben dedim ki bugün siyaset istemiyoruz biz burada. Bugün dedim politika yapmayacağız. Bugün hedefimiz teknik konuşmak. Hoca 15 dakika sürdü teknik konular. Geriye mi? kalan 3 saat biz <laughs> politika konuştuk. Çünkü yani enerji politikalara yön veren en önemli unsurlardan birisi. Tabii. Şimdi gerçeği bu. <laughs> Güçlü olmanın sırrı enerjiden geçer. Enerjin varsa güçlüsün yani. Ülkeler öyle Kesinlikle. Yani bu iş gerçekten doğayı merkeze koyarak işte sürdürülebilir bir şekilde geliştirmemiz gerekiyor. İklim krizi ciddi bir problem, su, enerji, gıda önümüze gelecek engeller arasında. Bunlar için önemli adımlar atmamız gerekiyor. Şimdi devletin atacağı adımlar var, geliştirecekleri politikalar var. Çünkü herkes 2030, 2050'de bütün ülkeler bir söz verdiler. 2030'da %40'a yakın bir tara e sera gazı emisyonu indirecekler. 2050'de ise sıfır sözü verdiler. Yani evet. sera gazı onu nasıl sağlayacaklar bilemiyorum. Ama o sözü verdiler. Biz de e en fazla etkilenecek Akdeniz'de 5. ülke olarak bu adaptasyon planlarımızı yapmamız gerektiğini sürekli söylüyoruz ve vurguluyoruz. Devlet politikaları bir tarafa biz kişisel olarak neler yapabiliriz hocam enerjiyle ilgili nasıl bir tasarruf yapabiliriz? Yani nasıl bir katkıda bul bulunabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi hocam çok güzel bir söz vardır önce işte evimizin önünü süpürelim evet. derler ya aslında sorduğunuz sorunun net kısmı o. Biz önce evimizin önünü temizleyelim. Yani herkes evinin önünü temizlese zaten sokak temiz olur. E, mantığıyla yaklaşıyoruz. Bu arada şeyi ekleyelim yalnız. Türkiye'nin bu konuda çok güzel örneği var. 2023 hedefini koydular. E, Özellikle enerji üzerinde söylüyorum. Diğer konulardan e, yorum yapacak durumda değilim ama bilgim dahilinde değil ama. için de ayrı bir hedef koydular. 2023 hedeflerini başardılar hocam. Başardılar. Yani, Neydi başarılar hocam 2023 hedefleri? Özel hedeflere... hocam emisyonla değerlerinin düşürülmesi, e, enerji ile ilgili yapılanmanın yapılması ki... O konuda %100 başarı delillese bile yenilenebilir enerji hedeflerini fazlasıyla tutturdu Türkiye. Kömür olayı nasıl orada hocam? Kömür. Ee, hocam kömür kullanılıyor Türkiye'de ama kömür kendi yakıtı Türkiye'nin kendi yak ürettiği kömür kullanılıyor ağırlıklı şekilde. Şu anda %50'nin üzerinde yenilenebilir kullanıyor Türkiye. %50'nin üzerinde. Ama onu desteklemek için de isterseniz bir miktar fosil yakıt kullanmak zorundasınız hocam. Evet. Ne yani ne yazık ki şu anda yenilenebilirin inerşia dediğimiz taşıyabilirlik e, ...potansiyeli çok fazla değil. E, şebeke takibi de çok fazla. yani Güneşi sizin ihtiyacınıza göre... ...güneşin üretimini artırıp azaltamıyorsunuz. Dolayısıyla onu bir şekilde... ...desteklemeniz lazım. E, Türkiye bu konuda başarılı. Özellikle yenilenebilir konusunda. Ha, yenilenebilir kaynakların içerisinde hidroelektrik var. Benim çok e, yenilenebilir olarak... ...düşünmediğim bir kaynak. Neden? Evet. Ya, çevreye zararını sizden çok daha iyi biliyorsunuz. Mükemmel. Yani ben Trabzon'daki... ...bir barajın yapılma aşamasında... ...orada bulunma şansım oldu ciddi bir tahribat var. Evet, doğa yok olur o. Evet, çok ciddi bir tahribat Hocam, var. Dolayısıyla... havzayı olduğu gibi havzayı kaybediyorsunuz yani evet. suyla dolduruyorsunuz. Yolacık çeşitlilik çoş... orada ee, ne var ne yok hepsi gidiyor. Şeyin, yani. İngilizlerin sözünüzü kestim ...Asuan e, barajını yaptıktan sonra Mısır'da e, aldıkları bir karar var, kendi ülkemize asla bir daha baraj yapmayacağız diye e, yıkımı gördükten sonra Türkiye'de maalesef e, bu yıkımı hala yaşıyor. E, dediğiniz doğru, hedefleri tutturdular. Rüzgara korkunç bir yatırım var. Hatta Ay, e, e, rüzgar baya baya ön plana çıkmış durumda. E, güneşten vesaire falan ama hidroelektriği e, de devam ettiriyorlar. Tabii e, arkadaşlarım var, meslektaşlar var, çalışılıyor. Çünkü hidroelektrik yapıldığı zaman dere e, şey nehir akışı da kesildiği için göç eden türler var. Onlara ayrı balık köprüleri yapılıyor, bilmem ne yapıyor yani. Bu masrafı evet. da çok fazla. Ama devam ediliyor şey, şimdi yan türbünler koymaya başladılar. Baraj yapmadan akış. Hocam o akış. daha güzel. akarsu evet. üzerine yapılan, evet. yani hidroelektrik en azından doğaya çok daha, daha zarar az. Tabii ki zarar veriyor, yine oradaki habitat etkileniyor, işte balıklar etkiliyor. Ama baktığınız zaman hocam ben bir çalışma okudum, bu rüzgar türbünlerin mortalite oranıyla ilgili, yani çarpan kuşların Kuşlar, Evet konusu. Evet. Hocam Kaliforniya'daki iki testi karşılaştırıyorlar. Bir tanesi termal e, plant bildiğimiz yani emin değilim ya kömür ya da e, petroldü. Kömür ve petrol e, şey tesisiyle aynı kapasitedeki bir rüzgar. Yaklaşık olarak 3 kat daha fazla ölüm var bu tarafta. Kuş ölümü. Yani tabii ki çevre dostu, %100 dostu mu Yüzde yüz dostu diye bir şey yok çünkü çevreye bir müdahalede bulunuyorsunuz burada da. Bir temel var, işte yukarıya çıkan bir bir ses var, birçok şey var yapılan. Dediği gibi hocamızın o balıkların yaşadığını, kuşlar da yaşıyor diğer taraftan. Tabii. Ama velakin yani orana baktığınızda bir adım oluyor. Biz ne yapabiliriz hocam? Yani Evet hocam, e... <laughs> enerji verimliliğini nasıl sağlayabiliriz evimizde? Hocam biz önce tasarrufla başlayacağız. Evet. Yani e, ne yapacağız? Kullanmadığımız noktada Mümkünse bütün cihazlarımızı önde Önce klima. En büyük klimalar hocam. Çünkü Hı -hı. klimalar ciddi enerji harcayan cihazlar. Mümkünse klimalarımızı en düşük sıcaklıkta çalıştırmayalım. Çünkü bir derece sıcaklığın ortalama tüm yıl boyunca çalışılırsa cihaz yüzde beşlik bir ekstra enerji harcattı. Kaç durum. derece öneriyorsunuz hocam? Hocam şimdi bizim gibi çok sıcak bir ülkede yani yazda 26 derecenin altına düşürmemek lazım klima. 26 derece. Yani termostatının yerine bağlı tabii. 26 derece hocam o klimanın kapanma derecesi aslında. Verdiği hava sıcaklığı değildir. Öyle bir yanılgımız var bizim. Yani 26 derecede oda sıcaklığında termostat dediğimizin cihazın olduğu nokta 26 dereceye ulaşırsa cihaz kapanır. Bizim adamız zaten 26 derece cihazlar ulaşmaz çok kolay kolay. Ama o hava ne yazık ki çok fazla fark etmiyor. Biz 16 dereceye koyuyoruz hocam. Evet evet. Bu birazcık işin psikoloji kısmı. Ha tabii ki bünyeye göre değişir bunlar 24 olabilir. 20. ama yani böyle 20 dereceye inmemek lazım. Ha bu kışta da mümkünse 22 derece, en fazla 24 dereceye çıkarmak lazım hocam. Konfor sıcaklığı zaten bu bilinen bir gerçektir. Yani sabit oturulan veya işte yatak odası gibi yatılan yerlerde 24 derecedir. 24. En fazla 24 derecedir. Mutfak gibi hareketli yerlerde ise 18 derecedir konutlarda. Dolayısıyla aslında hocam biz e, gereksiz ...noktalara çıkarıyoruz bu sıcaklıkları. Ee, ama ondan öte bu enerji verimli... ...hocam konuştuğumuz evet. konforlar gibi. Evet. Konfora girmeden önce kullanmadığımız noktada... ...bütün cihazların kapalı olması lazım. Standby modda kalmaması lazım. Az önce sizinle de konuştuğumuz evet. gibi. Evet. Biz ne yapıyoruz? Telefonumuzu şarja takıyoruz. O bile bir enerji harcayacak. Telefonu çıkarıyoruz, şarjı kapatmıyoruz bile. Evet. Televizyonlarımız genelde hep standby'da. Receiverler aynı şekilde. Birçok cihaz aynı şekilde. Bunun bir de şöyle riski var. Az önce bahsettiğimiz o voltaj artışından... Standby'da olan cihaz yanar. Yani hem cihazımızı korumak için hem cebimizi korumak için evet. kapatmamız lazım. Hocam şey hemen e, parantezi o standby'da enerji harcama oranı nedir? %5, 10. Hocam çok düşüktür. yüzde %10 civarıdır. Doğru hmm. bir rakam zikrettiniz ama zaman, yıl boyunca baktığınız zaman korkunç bir şey. Yani e, yine de bir rakam karşımıza çıkar. Bir de evet. düşünün ki bütün konutlarda benzer durum i̇şte Aynen aynen. Dolayısıyla kapatmamız lazım. Yani bunu e? da yapmamız lazım. Yani buna benzer çok fazla örneklerimiz var. İşte buzdolabının kapağını çok kısa açık tutalım, evet. mümkün olduğu kadar. Çünkü buzdolapları ciddi yük harcayan motorlara sahipler. E, mümkünse, ne ortalama 8-9 saat çalışır buzdolabının motoru kendisi kapalı olduğu için. Ne kadar açık tutarsanız o süre uzar hocam soğutabilmek için içerisini. Yani buna benzer kendimizin alacağı verimlilik değil de tasarruf önlemlerimiz var. Ha, verimlilik için ne yapmalıyız? Hocam verimlilik için bir yani bina yapılacaksa yeni bir bina yaptıracaksanız bir kere oryantasyonu önemli. Bizim güneyde çok büyük pencere açmamız içeriye ısıyı alıp sonra da soğutma ihtiyacı demektir. Dolayısıyla pencere boyutlarını ayarlamamız lazım. Yani bu çok önemli. Gölgelik bizim adada ideal bir çözümdür. Mümkün olduğu kadar gölgelik kullanmak lazım. yani Güneş kırıcı dediğimiz ışığını içeriye alalım güneşin ama güneş radyasyonu içeriye girmesin bunları yapmak lazım. Ne yani tasarımsal çok basit hocam. Minimalizmin etkisi olmayan ama işte ciddi bir mimari vizyon gerektiren işler bunlar. Ciddi de değil aslında. Çünkü mimarlarımız artık bu eğitimleri de alıyorlar. Biliyorlar, Diyorlar, yani evet. biliyorlar. Eskisi gibi değil. 2011'de hocam Mimarlar Odası beni bir eğitime çağırdı. Gittik. Hep arkadaşlarımız tabii tanıştığımız camia. Böyle 50-60 kişi bir grup vardı. Herkes bana sen niye geldin buraya? Ne anlatacaksın bize diyorlardı. Biz enerji verimini anlatmaya çalıştık hocam o gün. Şimdi onlar biliyorlar, onlar anlatıyorlar bizlere artık. Yani öyle bir noktaya gelindi. İzolasyon çok önemli hocam. Evet. Yani Geri dönümü çok hızlı olan bir yatırımda izolasyon. Ne yazık ki bunu anlatmakta zorlanıyoruz. Düzgün izolasyon çok önemlidir. Hem binayı koruyacak şekilde yapılan bir izolasyon. Ama maliyeti olan bir iştir. İlk yatırım değeri vardır. Çok mu büyük maliyeti var hocam? Yani hocam ikinci... Yani sonrasını düşünürsek bir... Enerji tasarrufu da edersiniz zaten orada değil mi? Hocam Aynı ciddi zamanda. manada şimdi e, bu enerji verimli önlemidir. Tabii evet. gün sonunda enerji miktarını evet, düşürüyorsunuz, tasarruf evet. oluşacak. Evet. E, çok kısa sürede kendini ödeyen bir yatırımdır. İşte bu önemli yani. Yani Hocam bir 20 yıl ömrünü koyarsanız 3 yıldan fazla kendini öder, 3 yılı bile bulmaz. E, ve Geriye kalan sürede %30, %40 bizim coğrafyamızda enerji verimliliği sağlar. Yani var böyle örnekler artık coğrafyamızda. Yani çok yapan öyle. arkadaşlarımız var. Ee, ama bu da şu değil hocam. İşte çift duvar yapalım. Biz de ortasına hava boşluğu veya strafor koyalım da izolasyon yapalım. Bu değil. Bu izolasyon değil. Bu çok yani cüzi bir miktar etki sağlar. Esas ısı geçişi hocam. Kiliş ve kolonlarda onu. İçlerinde demir olduğu için. Allah'tan tabii bizim demir var. <gülüyor> yani, <gülüyor> yani o onu olabilir. şikayet evet, etmeyelim hocam. ama. Evet. Ee, Onların kapatılması lazım. Onlar kapatıldığı zaman bu ısı köprüsü dediğimiz köprüleri önleyebiliriz. Ee, onun dışında hocam çift cam pencere zaten kullanıyoruz ama mümkünse çerçevelerin izolasyonlu olması lazım çünkü alüminyum çok yoğun kullanılıyor. Sıcaktan dolayı da alüminyum tercih ediliyor özellikle bizim ülkemizdeki doğrudur. Ama içerisinde yine ısı geçişi kırıcılar olması lazım, izolasyonlu olması lazım. Yani buna benzer önlemleri aldığımız zaman emin olun ki ciddi manada bir tasarruf sağlayacağız. Evet, bu çok önemli bir bacak yani. Bir taraftan tamam yatırımı artırıyor olabilir ama ondan sonra dediğiniz gibi 3 yılda çıkarıyor. Yani bu çok Hocam önemli. cihaz seçimi çok önemli. Yani klima seçimi özellikle yoğun klima kullanıyorsanız mesela 6-7 ay geçiyorsa klima kullanıyorsanız yaz kış sadece klima ile ısıtıp soğutma evet. yapıyorsanız mümkün olduğu kadar A sınıfı, A+, plus, A++ plus, plus, Hocam, artık ben şimdi... o kategorileri evet, değişti evet. şimdi. Ee, yani en tasarruflu cihaz neyse ona gitmekte fayda var. Çok kısa sürede Aydınlatma şekli LED LED. Ama iyi kalite LED kullanmakta fayda var. İşte burada da tek sıkıntı şu, elektrik kalitemiz, elektrik işte frekansı, harmoni, e, voltajı konusunda sıkıntılarımız olmasa çok daha rahat bunları konuşacağız. İşte bana şey diyorlar, aldık hocam ama bir sene sonra yandı bizim şey, LED. Tekrar gidip alacağız, yılında para verdik. Bir de bazı, ben de söylüyorum ya, suçlu da hissediyorum. <laughs> e, böyle bir sıkıntımız var. Yani bu sıkıntı biraz engel teşkil ediyor ama doğrusu bu aslında. Hocam burada eee pardon size benim e, sorum şey olacak. E, Hocayı bu, yorduk bayağı ama Vallahi biz de çok bilgilendik gerçekten bugün. Yani bu konular Ben çok aldım sağ olun. Evet. Kesinlikle e, bu A++ ya da A+ e, sınıflandırma değişti dediniz. Gerçi benim haberim yok. Ondan da biraz bahsedersiniz olur. E, ama şeyi soracağım. Yani ben özen gösteriyorum üst e, enerji e, şeyi cihaz almaya. E, tabii doğal olarak onlar daha pahalı. Ee, şey acaba e, hükümet olarak işte bu şey, yönetim planı yönetim konusunda mesela onların vergileri biraz düşürülebilir mi şey yapılabilir mi ee, bir yaklaşım olur mu aslında hocam Kıptek çok güzel bir çalışma yaptı 2007 veya 2008 yılıydı bilmiyorum hatırlarsanız o zaman enkandesentlerimiz normal bildiğimiz lambaları kullanıyorduk biz. Hı hı. geleneksel lambaları kullanıyorduk bu CFL e, tasarruflu e, ampullerden daha atmıştı ...her fatura ödemeye gidene iki tane ampul edilmişti Mesela bu bile çok güzel bir başlangıçtı. Çünkü o dönemde LED dediğimiz teknoloji daha hayatta değildi. Yani çok daha laboratuvar seviyesindeydi. Ee, çok güzel olmuştu. Bunlar hocam yapılabilir. Yani... İşte enerji verimliliği yasasının bir an önce geçmesi, hmm. Yani. altına tüzüklerin yapması. Var mı o, bunlar var mı orada? E, hocam orada Buna benzer şeyler. Yani teşviklendirme var. Var mı? Ama teşviklendirme tabii tanımlanmaz orada bu şekilde bunu yapın diye. Onu işte yönetmeliklere veya işte yönetim kurulu kararlarıyla eğer orada bir yapı olacaksa onu yönetecek. Hocam bir hedef olması lazım yani, ve attığınız taşın nereye gideceğine bakmanız lazım. Birilerinin oturup bunu işte ilgili bakanımıza, müsteşarımıza demesi lazım ki ya buna bu kadar tasarruf yaptırırsanız benim de hem halk bu kadar daha az para ödeyecek hem de benim santral yatırımı ihtiyacım da iki yıl daha ötelenecek. Hı hı. Yani bunu karar vereceği birilerinin anlatması lazım. Biz üst akıl derken aslında bazen yanlış da anlaşılıyor. Yani sanki yöneticilerimizin aklı yok da akıl verecek. Yok, öyle, öyle değil. Öylesene. Uzmanlık alanında onlara yol göstereceği çalışmaları yapacak birileri lazım. Evet. Bu çalışmaları yapalım verelim onlar da otursunlar. Dersler ki ha, bu fikriyi sevdik bu kadar bütçemiz de var. Buradan ya da işte diyorlar ya işte akaryakıttan yüzde %1 aldık buraya verdik. Ya oradan aldığınız aslında akaryakıtın zarar verdiği kısma elektrikli arabalara da çok kısa vaktimiz varsa konuşuruz isterseniz. Yok hocam uyarı geldi Geçtik bitirmemiz. <gülüyor> evet, <laughs> evet tamam. süremiz doluyor. Bir başka programa inşallah Sevinelim. hocam onları da konuşuruz. Sevinirim. dolayısıyla bu konularda birazcık karar vereceğimizin ivedi şekilde bu kararları alabileceğimiz ortamı yaratması lazım. Yönetimi iyi oluşturur. Evet. Elektrikli araçlar çok önemliydi. Onu da bir sonra başka programlarda bir başka bir programda muhakkak konuşalım hocam. Keyif, hocam keyif. toparlayacak olursak neler yapmalıyız? Özellikle enerji, iklim krizi veya üniversitelerimizde kampüs içerisinde yani ne önerirsiniz? Şimdi hocam e, aslında sondan başa gidersek tüketici kısmında Enerji konusunda hocam enerji üretiminin e, çevrede yaşadığımız bu krizin başça sebe, sebebi olduğunu düşünürsek aslında tüketimi düşürmemiz lazım ki üretim ihtiyacı azalsın. Ya bu global bir şey aslında bizim ülkemize özel değil ama bizim ülkemizde %90 şu anda bağımlıyız biz. Ya daha kötüsü ithal bir yakıta bağımlıyız. Yani kendi üretiminiz olsa yani kömür biz üretsek ya yani biz çıkarsak şu anda atıyorum işte Karadağ'dan çıkarıp burada kullanıyor olsaydık Diyecektik ki yani kendi kaynağımız en azından, şu anda ithal bir yakıta da bağımlıyız. O dediğiniz güç olayı da yok bizde. Dolayısıyla bu ithal yakıta olan bağımlılığı azaltmak için önce tüketimi azaltmamız lazım. Enerji kaynaklarımızı çeşitlendirmemiz lazım. Mümkün olduğu kadar da sürdürülebilir kaynaklarla destekleyerek. Bir miktar depolama kullanılabilir. Güneş veya rüzgar için veya hocam biyogaz için. Yani biyogaz bizim için bir alternatif. O dahil etmek lazım. Dolayısıyla... Tüketim kısmını enerji verimliliği azaltıp enerji çeşitliliğimizi artırırsak hocam, çevreye enerji kaynaklı vereceğimiz zarar azalacaktır düşüncesindeyim. Daha doğrusu bu aslında bir bilgi. O noktada bu yol haritası bizim için doğru yol haritası diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Çok değerli ederim. bilgiler verdiniz bize. Sevgili Burak, kapatalım programı Kapatalım, kapatalım. Çok teşekkürler hocam. Değerli izleyicilerimiz, bu programın sonuna geldik. İnşallah bu birinci programımızdı. İnşallah bu programı beğendiniz. Haftaya görüşmek üzere Şerife hocamla birlikte haftaya yeni bir evet. konuğumuzda karşınızda olacağız.